Peki, şimdi biz sörne AIDS araştırmalarına ve kanseri destek veriyoruz ya da destekliyoruz şeklinde açıklamalarımız var ama nasıl destek veriyoruz? Yani biz bunu Türkçeleştirirsek, Türkçe maliyle vatandaş nasıl anlar? Yani biz kalkıp AIDS üzerine bir araştırma yapmıyoruz bildiğim kadarıyla ya da kanser ya da CERN deneyine ilişkin biz nasıl fayda sağlıyoruz? Tam anlayabileceğimiz şekilde nasıl anlatabiliriz, aktarabiliriz? Şimdi e, high performance computing dediğimiz e, olgu aslında çok teorik olarak yaklaşırsak olasılık hesaplama üstüne kuruludur. Hı hı. E, şimdi şöyle düşünelim bir zar grubunu ele alırsak iki zarın aynı anda altı gelme olasılığını hesaplamak bir iştir. Hı hı. Elinizde 20 tane zar olsun. Yirmisini de aynı anda altı gelme olasılığı da bir iştir. Hı hı. Fakat bunun hesaplama süresi bir insan için değişir. Yani siz bir zarın ya da iki zarın aynı anda altı altı gelme olasılığını hesaplayabilirsiniz kağıt üstünde ama 20 tane zarın aynı anda altı altı gelme olasılığını hesaplamaya başladığınızda matematiksel işlem süresi uzar. Hı hı. Bu bağlamda bizim yaptığımız iş işte e, şu anki sistem üzerinde olasılıkları hesaplamak. Çünkü e, bizler doktor değiliz. Hı hı. E, AIDS konusunda ya da kanser konusunda hı hı. E, konuşabilecek e, evet. yeterli bilgiye sahip hı hı. adamlar değiliz. Hı hı. Fakat e, şu var. E, belirli problemlerin belirli e, büyüklüklere bölünüp bunların analiz sürelerinin uzatılması ya da kısaltılması gibi e, konular bizi ilgilendiriyor. Çünkü bu bağlamda mesela kanser tarafına bakarsak proteinlerin analizleri keza hı hı. milyonlarca milyarlarca analizden bahsediyoruz milyarlarca olasılıktan bahsediyoruz bunların gerçekleştirilmesi matematiksel bir işlem hı hı. bizim yaptığımız bu bağlamda bu matematiksel işlemler oluyor hı hı. yani ...hangi proteinle hangisi uyuşmuş... ...oradan ne sonuç çıkacak falan... bu ...zaten bizim... E, ...bilmemizi gerektiren ya da Tabii. bizim uzmanlığımızı... ...gerektiren Hı. bir alan değil. değil. Bu Benim bağlamda bizim yaptığımız şey. Peki bir araştırmacı nasıl kullanıyor? Ee... Biraz şey Hı -hı. diyebilir miyim Tabii orada? Mi? Tabii. Ee, Hı -hı. açısından. Evet. Biz çünkü teknik açıdan bildiğimiz için... Hı -hı. Biz Hı -hı. ...kendimizi anlıyoruz da... ...karşı tarafta zorlanılabilir evet. diye. Erdinç evet. Ee, arkadaşımızın bahsettiği gibi... ...ortada... Bir bilgisayara bir hesap veriyoruz. Hı hı. Verdiğiniz zaman şu, şu anda örneğin çalıştığımız kanser projesinde Amerika'da bir laboratuvar proteinlerin e, resimlerini çekti. Özel bir yöntemle çekildi Robo, robotlar tarafından. Hı hı. E, 12 bin küsur insan vücudundaki proteinin resimleri var. Bu resimlerin analiz edilmesi gerekiyor. Hı hı. Bir bilgisayara bu hesabı verdiğiniz zaman tek başına 10 bin yılda, 10 bin yıl sonra ancak, bunun Soslu cevabı yeni. şudur. Olasılık diyor. hesaplamaları 10 bin, bin yıl sürüyor. Evet. Olan şu. Bu nedenle bu fark edildiği için dünyada böyle bir paylaştırma sistemine gidiliyor. Herkesin güçlü bilgisayarları olan özellikle kurumlar bir ortak yine IBM'in öncülüğünde bir ortak kurum oluşturuldu. Hı hı. Orada bu güçlerin ortaya koyuyorlar ve bir sistem, bir yönetim sistemi hı hı. parçalara bölüp her parçasını size birbirlerine dağıtıyor. Hı hı. Biz üretiyoruz bir parçasını, başkası üretiyor bir parçasını. Yani sorunun evet, böylelikle, problemleri ortak çözülüyor. Evet. Böylelikle bir daha bir hızlı haber. çözeceğiz. Hı -hı. Çünkü Hı -hı. bizim elimizdeki bilgisayar geçtiğimiz işte Nisan ayında başlayarak bugüne kadar 460 yıllık bir bilgisayarın 500 yılda çözeceğini çözmüş 4 ayda. Hı -hı. E başka bir bilgisayar da aynı şekilde 500 yılını çözmüş. Dolayısıyla biz neye ulaşacağız? 10, 10 bin yıl. yıllık Hı -hı. işi Hı -hı. 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl belki 10 yıl sonra çözmüş daha olacağız. Daha hızlı bir şekilde araştırmalar sonuçlanacak. 10 yıl gibi. sonra çözülmemiş olacak. 10 yıl sonra inşallah sanıyorum e, kanser biraz daha hızlı gidiyor ama. 3-4 e, yıl sonra Hı -hı. çözümü bulmuş olacağız. O Hı -hı. proteinler tanınmış olacağı için böylelikle kanserin çözümü çıkacak. Yoksa biz tek başımıza e, kanser nedir e, diye bir araştırma yapmıyoruz. Matematiksel işlem çözüyor bilgisayarımız. Hı -hı. Hı -hı. Araştırmaya katkı sağlıyorsunuz evet. siz de bilgisayarlar aracılığıyla. Peki, e, şimdi bildiğim kadarıyla hem araştırmacılar hem dünyadaki diğer laboratuvarlar araştırma ortamları yararlanabiliyorlar bilgisayardan değil mi? Bu nasıl oluyor?